Tarihler 1 Haziran 2011. Jackie Warren hayalini kurduğu hayata sahip olmasına çok az kalmıştı. 30 yaşındaydı. Bir sigorta şirketinde müdür olarak görev yapıyordu. 300 çocukları vardı. Onlar onun dünyasıydı. Amerika'nın Missouri eyaletinde yaşıyordu. Hayatı bazıları için her ne kadar mükemmel gözükse de kapanmasını istediği bir dönemi vardı. Bu çok yakında gerçekleşecekti. 300'lerin babası Clay'den boşanmak istiyordu. Clay uzun süre mücadele etmişti. Boşanmak istemiyordu. Nihayetinde Jackie'yi dinledi ve boşanmayı kabul etti. Bir süre sonra mahkemeleri gerçekleşecekti. O gün yani birazdan tarihinde Jackie ve Clay avukatların ofisine gidip birkaç belge imzaladılar. Daha sonra Jackie kız kardeşini aradı ve Clay'in evinden oğlu Maddox'u alacağını söyledi. Sonrasında eve geçeceklerdi. Fakat Jackie evine asla ulaşamayacaktı. Birkaç saat sonra çekiden haber alamayınca kız kardeşi endişelenmeye başladı. Telefonla ulaşmaya çalışsa da başarılı olamadı. Hattı kapalı gözüküyordu. Daha sonra kız kardeşi Cheryl, Clay'i de aradı. En başta açmadı. Fakat daha sonra ona dönüş sağladı. Jackie'yi görüp görmediğini sordu. O da avukatın ofisinden sonra onu görmediğini, eğer ona ulaşırsa haber vereceğini söyledi. Clay'in evi bir saatlik mesafedeydi. Cheryl paniklemiş bir haldeydi. Arabasına atladı ve Clay'ın yaşadığı Jackson bölgesine doğru yola çıktı. Orada bulunan yerel polis karakoluna girdi ve yetkili bir kişiyle görüşmek istedi. Clay Waller kız kardeşimi öldürdü. Bunu biliyorum. Kurduğu bu cümle bir cinayet soruşturmasının başlamasına yol açtı. Bu gerçekten iddialı ve korkunç bir cümleydi. Henüz Jackie kayıp olarak bile bildirilmemişti. Ona sadece birkaç saattir ulaşamamıştı. Fakat Cheryl bundan emindi. Peki neden Clay'in kız kardeşini öldürdüğüne bu kadar inanmıştı? Jackie ve Clay birbirlerini severek evlenmişti. Birbirlerinin arkalarını sürekli kollayan çiftlerdendiler. Clay'in konuşmasında bazı bozukluklar vardı. Jackie onun konuşamadığı durumlarda onun yerine konuşurdu. Hamile olduğu ikisi için de olumlu bir haberdi. Söylediğim gibi üçüz doğurmuştu. İki kız ve bir erkek. Jackie bir anne olmayı seviyordu. Üç çocukla da ilgilenmek ve bunun yanında 40 saatlik mesaisine devam etmek zorundaydı. Onlara bir anne olmanın yanı sıra onlara finansal olarak da destekçisiydi. Clay ise bunların tam tersindeydi. Çocuklarını her ne kadar seviyor olsa da onlar için hemen hemen hiçbir şey yapmıyordu. Ne sevgisel olarak ne de finansal olarak. Bütün yük Jack'in üstüne kalmış gibiydi. Jack'in anne ve babası Clay'den çok az etmiyordu. Bunun neden olduğunu anlamamız pek zor değil. Clay'in düzenli bir işi yoktu sürekli farklı işlere girip çıkıyordu. Çoğunlukla tembelliğinden dolayı kovulurdu. Aynı zamanda başka kadınlarla ilişkisi vardı. Jackie'yi hem fiziksel hem de psikolojik olarak suistimal ediyordu. Bütün bunlar zamanla birikti ve Jackie buna bir son vermek istedi. Boşanmak istiyordu. Çocuklarına ve kendisine yetebileceğine farkındaydı. Zaten bütün yük onun omuzlarındaydı. Clay'de ayrılacağın sinyallerini ona vermeye başladı çocukları da alacağını söylüyordu. Karşılığına duyduğu tek şey ise tehditlerdi. Jack'i korkuyordu. Kanıt olması adına Clay'in ona söylediği her şeyi iş yerine sakladığı bir defterde tutuyordu. Bu tehditler arasında boşanmanın idamla eşler olduğu gibi şeyler vardı. Hatta böyle bir şey olursa kendi çocuklarının bile canını alacağını söylüyordu. Söylediğine göre boşanırlarsa onları balık tutma bahanesiyle bir göle götürüp nefessiz bırakacaktı bu tehditlerin altında kalmadı ve kısa bir süre sonra kız kardeşi Cheryl ve kocasının yanına taşındı. Üçüzler ve Jackie burada olmaktan mutluydu. Ailesiyle beraberdi. Bir süre sonra Jackie farklı insanlar çıkmaya başladı. Clay'in de bu sıralarda farklı sevgililer olduğu biliniyor. Boşanmalarına az kalmıştı. Bir Haziran tarihinde önceki eve geri dönmediğinde Cheryl bir şeylerin ters olduğunu bu yüzden düşündü. Clay sağlıklı birisi değildi. Her şeyi yapmış olabilirdi kız kardeşinin kaybından dolayı suçlanacak tek isim oydu. Kız kardeşinin polislere anlattıklarından sonra hızlıca harekete geçti. Onun sözüne inandılar. Clay'in evine bir polis birimi gönderildi. Gelen polisler o gün Jackie ile olduğunu, saat sabah 11 gibi buluştuklarını ve 3'te avukatın ofisinde imza attıklarını söyledi. Daha sonra boşanma hakkını konuşmak için eve geçtiklerini, tartıştıklarını ve Jackie'nin gittiğini söyledi. Clay daha sonra onu aramak için dışarı çıkmıştı. Bulamayınca geri dönmüş ve arabasına gittiğini görmüştü. Bunun üzerine çok düşünmeyip evine girdiğini söyledi. Bir süre sonra polis Jackie'nin arabasını buldu. Tekerleği patlamış gibi gözüküyordu. Yolda kalıp otostop çekmiş olması bir ihtimaldi. Belki de kaçırılmış bile olabilirdi. Yapılan bir inceleme sonucu tekerleğin hareket esnasında değil durmuş haldeyken patladığı öğrenildi. Yolda bir şeye çarpmamıştı. Jackie'nin kaybolduğu güne dair Clay'in hesap hareketleri ve kamera kayıtları incelendi. Gerçekten söylediği gibi saat 11 civarında buluşmuşlardı. Aynı zamanda Jackie'nin saat 2 gibi son kamera kaydı keşfedildi. Clay'in o öğleden sonra ne yapma bir kayıt bulamamışlardı. Buldukları tek şey daha erken saatlerde farklı kıyafetlerle bir oyuncak dükkanında olduğuydu. Polisin birinci problemi Jackie'nin nerede olduğunu bilmemeleriydi. Dava çıkmazda gibiydi ta ki Clay bazı garip hareketlerde bulunana kadar. Clay arada sırada gördüğü polislere Jack hakkında bir şey bulamayacaklarını söylüyordu. Onların yanlarından geçerken kornaya basıp el hareket çekiyordu. Aynı zamanda Jack'in ailesine de buna benzer davranışlar sergiledi. Kendi kibri onu bir çıkmaza sürüklüyordu. Sürekli söyleyecek bir şeyi vardı. Söylediği bir cümle onun tutuklanmasını sağlayacaktı. Mahkeme, 300'lerin velayetini kız kardeşi Cheryl'a verdikten sonra Clay, Cheryl'a internetten, ''Sen artık öldün.'' diye bir mesaj attı. Bu üç sözcük onun sonunu getirdi. Zaten Clay'i yakalamak için bir bahane arayan polis, Cheryl'ın canını tehdit ettiği için onu tutukladı. Ve 5 yıl hapise yargılanmaya başladı. Bütün parmaklar bu cinayeti Clay'in işlediğini gösteriyordu. Fakat yeterli kanıtları yoktu. Polisin amacı, bu tehlikeli adamı toplumdan uzak tutmaktı. Bu esnada da, Jackie'nin cinayeti için gerekli kanıtları toplayıp güçlü bir dava hazırlayabilirlerdi. Ortada bir beden olmadığı için çok sağlam kanıtlarla gelmelilerdi. Bu davayı hazırlamak tam iki yıl sürdü. İki yıldır Clay parmakların ardındaydı. Dava hazırlandıktan sonra birinci derece cinayetten ve kanıt yok etmekten yargılanmaya başladı. Polisler Clay'in evini aradığında bir halının olmadığı dikkatlerini çekti. Aynı zamanda koridordaki duvarda kan izleri de vardı. Bu kan izleri onları bodrum katına doğru götürdü. Bodrumda halıyı buldular. Üzerine kan vardı ve bu kan da Jackie'ye aitti. Polisler bir beden bulmakta zorlanıyordu. Clay'e bir teklif sunuldu. Jackie'nin de ailesinin desteklediği bir teklifti bu. Jackie'nin bedeninin yerini göstermesi karşılığında ona ikinci derece cinayetten yargılanmak ve maksimum 20 yıl hapis yapması teklif edildi. Aynı zamanda o gece neler olduğunu da anlatacaktı. Clay bu teklifi kabul etti ve onları bedenin bulunduğu bölgeye götürdü. Tam olarak nereye gömdüğünü hatırlamasa da onlara en azından çalışacak bir alan vermişti. Aynı zamanda bedeni buraya bir kayıkla götürmüştü. Yetkililerden biri bir bölgeyi işaret etti. Bu alan gübrelenmişti. Bedenin kokmaması için bunu yaptığı barizdi. 29 Mayıs 2013 tarihinde yani neredeyse kaybolduktan iki yıl sonra Jackie'nin bedeni yetkililer tarafından bulundu. Beden bulunduktan sonra Clay'e neler yaşandığı soruldu. O da anlatmaya başladı. Yalan ya da gerçek. Söylediğine göre Jackie, Clay ile son bir kez beraber olmak için aramıştı. Mutfaktayken kavga etmeye başladılar ve Clay, Jackie'ye bir kez vurdu. Burnu kanamaya başladı ve koridora doğru koştu. Bu esnada bir de asla çocuklarını göremeyeceğini bağırıyordu bu Clay'in iddia ettiğine göre devrilmesine sebep olmuştu ve tek bir darbeyle Jackie'nin canını almıştı. Onu öldürmesinin planlı bir eylem değil, anlık bir şey olduğunu söylüyordu. Bu ifadenin yalanlarla dolu olduğunu anlamamız zor değil. Kendisinin en hafif cezayı almasını sağlayacak, avukatlar tarafından ezberletilmiş cümleleri söylediği bence çok bariz. Bir sonraki ifadesinde bir açık verdi. Büyük bir açık. Bir gün önceden Jackie'nin mezarını kazdığını polislere söyledi. Bir önceki ifadesinde bunun anlık bir şey olduğunu söylerken şimdi bunu planladığını itiraf etmiş oldu. Başka bir eyalete bedeni gömdüğü için orada da yargılanacaktı. 20 yıl ceza yatacağı zaten kesindi. 20 yıl yattıktan sonra 35 yıl daha yatması için yargılanacak. Anlayacağınız üzere Clay uzun bir süre hapisten çıkamayacak. Bu davada polisler gerçekten işlerini iyi yapmışlardır. Genellikle birisi kaybolduğunda ilk 24 saatin geçmesi beklenir veya polisler bunu çok ciddiye almaz. Yetkililer hemen harekete geçmiş ve ailenin şüphelendiği kişiyi hızlıca incelemeye başlamıştır. Üçüzler annelerin kaybettiğinde henüz 5 yaşındaydılar. Jackie'nin cenaze töreni anne ve babasının 50. evlilik yıl dönümlerine gerçekleşmiştir. Sizin olayla ilgili görüşleriniz nedir? Yorumlarınızı bekliyorum. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.